Merhabalar, İzmir'e dair TV'nin sevgili izleyicileri. Aylin'in ajandasında bir başka gündemle, bir başka programa hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İKKB, yani İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanımız sevgili Gülsen Özkan. Hoş geldiniz öncelikle. Davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gülsen Özkan kim? İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ne? Biliyoruz ama bir de sizden dinleyelim. Gülsen Özkan yaklaşık 30 yıldır alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almış. Daha önce bir özel sektörde 25 yıl çalışma hayatı olmuş. Bir insanın çalışma hayatımı noktaladıktan sonra, hatta noktalamadan önce başladım ve hala alanlardayım. Aha. Bizim efendim Gülsen Özkan'la aslında buradaki bütün konuklarımla dostluklarımız çok geçmişe dayanıyor. Herhalde bizim bir 27-30 seneye yakınımız tabii, var. Tabii. Dolayısıyla ben çok iyi tanıyorum. Çabalarını da, desteklerini de sivil hayata çok iyi biliyorum bunca yıldır. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, İKKB nasıl bir örgütlenme? Bir çatı mıdır? Kaç üyeniz vardır? Nedir? Yapısı nasıldır? Tabii, biraz bize İzmir bahseder Kadın misiniz? İzmir Kadın Kuruluşları Birliği daha önce platform olarak çalışıyordu, kadın dernekleri. Daha sonra teşviklerle sevgili Şenel Aksu olsun, onların teşvikiyle biz 2001 yılında Ege Üniversitesi profesörlerinden, ziraat profesörlerinden sevgili Seval Sekin'in kadın araştırma merkezi müdürü olmasıyla biz de kadın kuruluşlarını aynı paralelde kurduk. O zamanlar 33 derneğimiz Seval vardı. Seval Hocam'a selam gönderelim buradan, evet, beraber. Dünyanın en görev sahibi kadınlarından beraber biridir. Beraber çalışmışlığım var. Evet, Yılmaz Hoca olsun, Seval Hoca olsun. 2001 yılında Seval Hoca bize 33 dernekle, yani kadın adına, yalnızca tüzüklerinde kadın adına çalışma yapan dernekleri toparladı. O zamanlar hakikaten büyük heyecanla, büyük coşkuyla bayağı büyük işler yaptık. Bu medeni yasanın yapılmasıyla Ankara'lara gidildi, hep bir arada satır satır çalışıldı, tüzükleri hazırlandı. Yani mutfağından beri kadın kuruluşlarının içindeyim. Yani bir lobi faaliyeti de yaptınız. Tabii. Yani sevgili Işılay Saygın da bize lokomotif oldu. Hepimiz Ankara'lara kadar gittik. Evet, nur içinde yatsın. Bugün de Kadir günü. Evet. Onun için şeyle anıyoruz. İşte bu lobicilik faaliyetleri olsun, yardım konuları olsun, çeşitli eğitimlerle İzmir Kadın Kuruluşları bugüne kadar geldi. Ben de hiç düşünmüyordum bu dönem başkanlığı almayı. Geçmiş dönem başkanımız Huriye Sarter bir gün telefon etti. Artık sivil toplumlardan jübilemi yapmayı planladığım günlerdi. Gülsen Hanım dedi, siz alacaksınız, şöyledir, böyledir. Ben birazcık izin istedim, bir hafta 10 gün sonra peki dedim. Kabul ettik ve başladık. Şimdi şöyle bir baktım, İzmir Kadın Kuruluşları Derneği, dernek şeyleri, başkanları hepimiz ayrılmamışız, bir aradayız ama hepimiz yaşlanıyoruz. Takribi 45-50 dernek vardı şeyimizde, çatımızda. Bu sene bunu ben birazcık genişletmeye, gençleri almaya, çeşitli dernekleri üye almaya karar verdik. Çünkü yaşamın her alanında kadın var. Evet. Çeşitli komisyonlar kurduk. Örneğin çocuğu dahil ettik. Annesiz çocuk olmaz, kadınsız çocuk olmaz. Tarımsız kadın olmaz. Tarım en önemli, tarım komisyonumuzu kurduk.
Sonra siyaset ve kadın zaten var olan sağlık komitemizi kurdu. Zaten onlar biraz çalışıyorlardı. Evet. Temaları ayırdınız. Evet. Doğru mu anlıyorum? Tabii basın komisyonumuz, yani ihtiyaçlar doğrultusunda daha da genişliyoruz. Eylül-Ekim ayında, Ekim sonunda görevi teslim aldım. 45-50 dernekten şimdi 90 derneğe çıktık. Neredeyse, değil mi? İkimizine yakın. Evet, 100. yılda benim idealim 100 derneğe ulaşabilmek. O zaman böyle bir hedefi var diyebilir miyiz? Var. Efendim, açıklıyoruz programımızda. 100. Evet. Yılda 100 dernek. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 dernek. İKKB 100 Kadın Derneği ile platform olarak hizmet verecek. Üst kuruluş olarak hizmet verecek. 100 Kadın Derneği da nasıl yapıyorsunuz? Mesela aylık toplantılarınız şimdi, oluyor. Ortak projemi geliştiriyorsunuz. Evet, onların projesine şimdi, mi destek veriyorsunuz? Bu dönemde biliyorsunuz yerel yönetimlerin dışında çalışmak pek iç açıcı değil. Yani okullara girmek falan zor oluyor devlet kurumlarıyla. Ben bir müddet 5 yıl kadar Konak Belediyesi'nde de başkan danışmanı olarak çalışmıştım. O dönemde sevdiğim arkadaşlar, sevdiğim grup Konak Belediyesi'nde olduğu için Sayın Başkanımızı ziyaret ettik ve bir çalışma protokolü imzaladık, hizmet protokolü. Bununla birlikte daha geliştikçe projeler hazırlıyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde zaman zaman konuklarımız geliyor. Şubeli dernekler proje üretemiyor, yapamıyorlar. Hemen diyorum bir dernek kuruyoruz. Toparlanın. Yani ihtiyaçlar doğrultusunda proje üretecek çalışmalara giriştik. ARGE Müdürlüğü ile temas halindeyiz. 3-4 projemiz var. Mesela İzmir Balıkçı Kadın Balıkçılar Derneği, Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir dernek. Siz de bilirsiniz evet, soy ürünlerince. Evet. Onlar geldi, onların bir projesi sürüyor. Ne kadar güzel, ne yapıyorsunuz mesela o projenin kapsamını biliyor? Yani biliyorum, yani onlar fizibilite çalışmaları içindeler. ARGE müdürümüzle ortak çalışılıyor. Herhalde proje kabul edilecek. Geniş kapsamlı kadınlara istihdam sağlayan bir proje olacak. Balık ürünlerinin değerlendirilmesi, konservesi, işte güzel bir mutfağın yapılması ile ilgili ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Kadına şiddetle ilgili dil yarası, mesela iletişimde kadının yanlış sözler sarf edip şiddete meydan vermemesi için yapılacak çalışmalarla ilgili bir proje geliştirdik. Bunların hepsi bekliyor. Bu arada sözleşme imzaladık dedim sent merkezlerinde. Kadınlara iş istihdamlı kurslar açmaya başladık. Halk eğitimle Avrupa Birliği sertifikası olan şu anda en az ortaokul mezunlarını aldık. Daha sonrası ilkokul mezunlarına da yönelik kurslarımıza devam edeceğiz. Yerler açıldığı müddetçe ve çeşitli sağlık kuruluşlarıyla da iletişim içerisindeyiz. Kurslar bittikten sonra hepsine iş istihdamı sağlanacak. Çok güzel. Şimdi bu kurslardan faydalanmak istiyorsam size mi başvuruyorum? Nasıl yapıyorum? Tabii şimdi biz bu sene ekonomik kriz var biliyorsunuz ülkede. Kadınlarımız yol parası vererek çeşitli yerlere ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Birçok halk eğitim merkezinde gördüm. Merkezlere gidiyorlar, kaydoluyorlar ama yol paraları çok yüksek. Onun yerine evine bir ekmek almayı tercih ediyor. Bizler de yaptığımız protokol çerçevesinde 18 tane semt merkezi var Konak Belediyesi'nin. Diğer belediyelerin de semt merkezleriyle çalışıyoruz. Oradaki kadınlarımızın ayağına gidip bölgesel olarak açıyoruz kursları. Hem yol parası vermiyorlar hem çocuklarıyla daha zaman yakından olarak ilgileniyorlar. Evet, evet.
Ve bizim de onlarla birebir ilgilenmemiz haftada bir veya dersleri olduğu müddetçe kendilerine ulaşıyoruz. Çeşitli kırtasiyelerini karşılıyoruz. Birebir ilgileniyoruz. Yani profesyonel bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Sonra eğitim şeylerimize başladık. Biliyorsunuz deprem falan girdi araya. Evet, onlar evet, sekte verdi evet, çalışmalarımızı. Depremzedelere veya deprem bölgesine tabii, yönelik biraz ondan da deprem bahsederseniz. Deprem bölgesine yönelik tabii ki çalışmalarımız oldu. Yani bölgesel büyük şehirle olsun koordineli. Buradaki depremzede ailelerle yanlarına giderek gereken ihtiyaçlarını temin ettik ve etmeye de çalışıyoruz. İletişim kurma içerisindeyiz bileşen derneklerimizle. Bu arada sağlık seminerlerimizi yapıyoruz. Daha çok mesela kadın ve çocuk sağlığı falan mı? Kadın, yoksa çocuk sağlığı, kanser, halk sağlığı her konuda. Evet. Sağlık çalışmaları mesela geçen haftada başlattık. Bir semt merkezinde uyguluyorsak o çalışmayı, ertesi gün öbür semt merkezine gidiyoruz. Yani aynı paket programı bütün semt merkezlerimizde tekrarlıyoruz. Kadınlarımızın ayağına giderek. Bu arada roman çocuklarıyla çalışmalar içerisindeyiz. Bir roman merkezimiz var. Orada da çok güzel bir hocamız var. Tiyatro öğretmenimiz var. Roman çocuklarına böyle yaratıcı drama gibi mi yoksa tiyatro eğitimi verdirdik. Turgut Özakman'ın Ah Şu Gençlerine oynuyorlar. Aynen. Bu arada Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile de iletişime geçtik. Onlar bize kumaşlarını bağışlıyorlar. Bu arada çok kumaş toparladık, malzeme toparladık dikiş kursları için. Oradaki kursa gelen kadınlarımız da kostümlerini dikecekler ve onların el emeklerini ödeyeceğiz. Böylece bir geri dönüşüm geçeceğiz. Başka gene roman merkezinde toprak tarım derken toprak gübreleme ve süs bitkileri budama kurslarını açıyoruz. Önümüzdeki yılda yine semt merkezlerinde. Semt merkezlerinde açıyoruz. Hepsini ayrı ayrı semt merkezlerinde ihtiyaç doğrultusunda ilk önce ihtiyaç tespit edildi. Yani kadınlarımızı halk eğitimini oradaki dershanesine öbür salonlara tıkmadan direkt ayaklarına giderek ağırlıklı eğitime yoğunlaşmış ağırlıklı olarak görüyorum sizi. Evet, değil mi şu an? İstihdam odaklı eğitim bile denilebilir. İstihdam odaklı eğitim. Başkanımızla da görüştüğümüzde kadınlar ekonomik olarak yapın dedi. Başka bir şey istemiyorum sizden dedi. Aylık bilgilendirme toplantılarımızda her ayın pazartesi günü saat 11 ile 1.30 arası Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Aslında bir şey söyleyeceğim. Hani 45-50 dediniz, şimdi 90'a çıktık dediniz. Bunlara baktığınızda tabii belki üye sayılarında dikkate aldığınızda hani son kurulanlarda tabii, henüz üyeleşme belki arzu ettiğiniz sayılara, seviyelere gelmemiş olsa bile çok büyük bir güçten bahsediyorsunuz. Tabii büyük bir güç. Büyük değil mi? Evet. Aslında evet, İzmir'i saran büyük bir güçten bahsediyorsunuz. Evet. İşte bu arada ilimizden geldiğince yerel yönetim ve valilik ziyaretlerimizi yaptık. Daha da protokol devam ediyoruz. Protokol ziyaretlerimiz. Çünkü zaten hep birlikte çalışacağız. İşte devlet, yerel yönetimler, sivil toplum, akademi, gönüllülerimiz hep birlikte. Şimdi sizin iletişim fakültesiyle artık yavaş yavaş sezon bitiyor ama bizim çalışmalarımız yaz boyu da devam edecek. Kurslarımıza devam edeceğiz, bazı kurslarımıza meslek edindirmek ki yeni döneme hazır olsun. Aldıkları sertifikalarla iş hayatında daha çok yer alsınlar istiyoruz. Evet. Şimdi bu eğitimleri verip bu becerileri edindirdikten sonra bu üretimlerin gerçekleştirilebileceği altyapılar ve satış imkanları, dağıtım alanları da tabii. Evet, onları belki sonraki projelerde bunları, satış, pazarlama, dijital pazarlama, e-ticaret gibi filan. Onları da sizden alacağız inşallah. İnşallah biz beraber
programdan evvel de biraz sohbet ettik. Daha evvel de sevgili Gülsen Başkanım'la konuştuk. Dijital iletişim, iletişim, dijital pazarlama önemli. Gibi beraber inşallah bir ortaklık, bir proje geliştirelim dedik. Yani ben hem bir sosyal sorumluluk çok olsun. Evet. Eksik hissediyorum. Ben de gireceğim o tür şeylere, eğitimlere. Aslında yapıyoruz da uzun zamandır sivil evet. topluma da biliyorsunuz hep bunları da karşılaşıyoruz. Yani hepimiz üstümüze düşen evet. ne varsa diyorum ya, devlet olarak, yerel yönetimler, sizin gibi sivil toplum yöneticileri, gönüllülerimiz, akademimiz, hepimiz aynı iyilik potasına evet. birazcık katkı koyabilirsek evet. ne evet. kadar mutlu bize geçtiğimiz diyoruz. Günlerde de kadın aday adaylarımızı çağırdık Millet İttifakı'nın. Onlarla ilgili güzel bir zirve yaptık Adnan Saygın'da. Evet. Şimdi bayramdan sonraki ilk eşitlikçi pazartesi... Eşitlikçi politikalar zirvesi. Evet, eşitlikçi kaderle birlikte evet, yaptık. Evet, evet. Hatta Erhan Bey de moderatörümüz oldu. Evet, 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 evet. Takip ettim sosyal medyadan evet, onu da. O gün bir dersim evet. vardı, katılamadım. Ama takip ettim bayağı geniş katılımla. Geniş katılımla evet, oldu. Evet, evet. Pazartesi de kadın adaylarımızı gene alacağız ama Milli İttifakımız, bizim kırmızı çizgimiz, kadın aleyhine çalışan hiçbir partiyi kabul etmiyoruz. İzmir yani, Kadın Kuruluşları, Birliği'nin olarak kırmızı çizgimiz var. Evet, bir kadın politikalarına, kadınlara şu anda kullandıkları yasalara karşı çıkacak hiçbir partiye bulaşmıyoruz. Sıcak bakmıyoruz. Peki, son bir söz sevgili Gülsen Başkanım, programımızı kapatmadan evvel ne demek istersiniz seyircilerimize? Seyircilerimize iyi günler diliyorum. Bize katılmak isteyen, kadın evet. adına çalışabilecek her türlü oluşuma açığız. Çünkü bir 10 derneğimiz kaldı, yüzü bulacağız. Evet. İKKB'nin 100. yıl hedefi 100 dernek, 100 kadın derneği. Kadın lehine çalışan 100 dernek, kadın temsiline, kadın haklarına, evet. kadın varlığına hizmet eden 100 evet. dernek. Fikirlerinizle evet. Gülsen Başkanım'ın kapısını çalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar ediyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbet için. İnşallah bundan sonraki buluşmalarımızda daha farklı. Kadınlarımız işe yerleşti. Şu eğitimleri Değil aldı. Mi? Şu kadar kişisel gelişti. Kendilerini ifade edebiliyorlar. İfade sonrası şiddet azaldı. Daha sevgi dolu bir topluma doğru yol alalım. Sevgiyle kalın o zaman. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.